Herkese merhaba. Çok güzel tarifler bunlar. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ister kahvaltılık tarifler için, isterseniz günün diğer öğünleri için hazırlaması çok kolay ve pratik, bir o kadar da lezzetli kavurmalı yumurta tarifi paylaşacağım. Kavurmalı yumurtayı döküm sahan bir tavada yapıyorum. Döküm olduğu için tavanın her yerini güzel bir şekilde zeytinyağı ile yağladım. Üzerine hazırladığımız kavurmaları ekliyorum. Ve orta ateşte kavurmanın yağı çözülene kadar yani kavurma ısınana kadar pişiriyorum. Kavurmalar ısınırken 2 yumurta ve 1 yemek kaşığı kadar sütü güzel bir şekilde çırpıyorum. Eğer seviyorsanız yumurtaları bütün olarak da kavurmanın üzerine kırabilirsiniz. Ama ben o şekilde tercih etmiyorum. Bu şekilde çırpılmış yumurtayla hazırlamayı daha çok seviyorum. Etler ısındı, yağı çözüldü. Bu aşamada üzerine bir dolu yemek kaşığı kadar tereyağı ekliyorum. Tereyağı eriyene kadar etlerle birlikte kavuruyorum. Tereyağını da kısık ateşte eritiyorum. Tereyağı eriyince üzerine çırpmış olduğumuz iki yumurtayı ekliyorum. Etlerin üzerine yumurtaları gezdiriyorum. Yumurtaların güzel pişmesi için Ara ara bu şekilde kenarlarından ortalardan karıştırarak yumurtanın eşit bir şekilde pişmesini sağlıyorum. Değerli izleyenler ve dinleyenler benim için destekleriniz çok önemli. Yorumlar kısmına herhangi bir emoji, video ile alakalı görüş veya öneride bulunan bir yorum yapabilir. Videomu beğenerek sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Ayrıca kanalıma abone değilseniz abone ol tuşuna basarak kanalıma ücretsiz abone olabilir ve bildirim zilini açarak da yeni paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Ve beni nerelerden izliyorsunuz, hangi şehirlerden takip ediyorsunuz merak ediyorum. Bunu da yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok memnun olurum. Şimdiden destek beklediğiniz için teşekkür ediyorum. Ben yumurtanın aralarda çiğ kalmasını istemiyorum. O yüzden pişerken bu şekilde ara ara karıştırıyorum. Sizler tamamen damak tadınıza göre pişirebilirsiniz. Dediğim gibi yumurtaları bütün olarak da kırabilirsiniz. Ben 150 gram arası bir kavurma için toplamda 2 adet büyük yumurta kullandım. Bu oranları sizler damak tadınıza göre arttırıp azaltabilirsiniz. Daha fazla yumurta, daha az et kullanabilirsiniz. Kullanmış olduğum kavurma baharatlı olduğu için ben ekstra baharat ilavesinde bulunmadım. Tuz, karabiber, kırmızı biber ekleyebilirsiniz. Kavurmalı yumurtamız hazır, tam kıvamında çok güzel oldu. Bu aşamada üzerine ben bolca kaşar serpiyorum. Kaşar peyniri eklemek zorunda değilsiniz, sade kavurmalı yumurta da yapabilirsiniz. Ama kaşar peyniri kavurmaya çok yakışıyor, denemenizi tavsiye ederim. Kaşar peyniriyle de 1-2 dakika pişirdikten sonra ocağın altını kapatıyorum ve kavurmalı yumurtayı servis ediyorum. Eğer hazırda kavurmanız varsa şipşek hazırlayabileceğiniz çok kolay ve pratik bir o kadar da lezzetli bir tarif. Bu tarifi mutlaka deneyin. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Tarifimin sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Tarifle ilgili detaylı malzeme listesine açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Sormak istedikleriniz olursa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Bana destek olmak için yorum veya emoji bırakmayı, videomu beğenip sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki güzel paylaşımlarda görüşmek üzere, hoşçakalın.